İstanbul'da vaka sayısı hızla artıyor. Hastanelerin yoğun bakım servisleri şimdilik talebi karşılayabiliyor ancak artışın devam etmesi sorunların da başlaması anlamına geliyor elbette. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Demirkıran İstanbul'da %80 oranında doluluk olduğunu söyledi. Yoğun bakım sadece yataktan oluşmuyor. Sağlık çalışanlarının da hastalanma riskleri var. Vaka sayısı arttıkça iş gücü de artacağı için bir süre sonra tükenme noktasına ulaşabiliriz dedi. Koronavirüs salgınında vaka sayısı artıyor. Dahası patlama yaşanıyor. Türkiye'nin toplam vaka sayısının %40'ı İstanbul'da. Koronavirüs vaka sayısının artmasıyla birlikte özellikle hastanelerin yükü de arttı. Yoğun bakım ünitelerinde İstanbul'da doluluk oranı %80'leri buldu. Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Bilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Oktay Demirkıran, bazı hastanelerin oranı ise %100'ü geçti dedi. Yoğun bakımlarda hasta sayıları artmaya başladı. Hatta yoğun bakımlar tamamen de dolmaya başladı İstanbul çevresinde, İstanbul içinde, Türkiye çapında aynı sorunları yaşamaya başladık. Benzer tablo özel ve üniversite hastanelerinde de var. Hastanelere bakarsak var olan hastaneler, üniversite hastaneleri, eğitim araştırma hastanelerinin hepsinde artan doluluklar olduğunu görmeye başladık. Hatta özel hastanelerinde korona bakan yoğun bakımları dolmaya başladılar. Profesör Doktor Demirkıran, şu an sorun yok ama vaka artışı devam ederse tehlike kapıya dayanır dedi. Yoğun bakım sadece yataklar ve üniteden oluşmuyor. Burada çalışan personelin de çok büyük önemi var. Yoğun bakım doktoru, yoğun bakım hemşiresi, diğer sağlık çalışanları oldukça önemli. Onların hastalanma risklerini de göz önünde tutmamız lazım. Yorgunluklarını göz önünde tutmamız lazım. Vaka sayıları arttıkça iş gücü de artacağı için bir süre sonra tükenme noktasına ulaşabiliriz. İstanbul'da yoğun bakımlarda yatan hastaların yaş aralığı da düştü. Önceki zamanlarda 65 yaş ve üstü olan ortalama son zamanlarda 20 ile 30 arasına kadar geriledi. Hastalar daha ağır geliyorlar. Daha genç yaşlarda olan hastalar hastalanıp yoğun bakımlara gelmeye başladılar. Yaş aralığı düştü, daha aşağılara indi artık yaşlar. Bizim şu anda 20 ile 30 yaş arasında olan hastalarımız var. Yaş ortalaması 35, 40'lar, 50'ler civarında gidiyor artık. Yeni vakaların %85'i İngiltere varyantı. Güney Afrika ve Brezilya varyantı da görülüyor. Mutantlar sağlık çalışanlarını zorluyor. Varyantlarda daha ağır seyreden hastalarla karşılaştık. Özellikle Afrika mutantlarıyla daha ağır hastalar gerçekleşmekte. Varyantlar biraz bizi sıkıntıya soktu bu dönemde.